Merhaba, hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ben Anne Çocuk Eğitim Vakfı'ndan Serap Erdinç. Size bugün Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın çocuk kitaplarından biri olan Kendini Arayan Ornitoring isimli kitabı okuyacağım. Bu kitabı yazan ve resimleyen kişi Yeşim Paktin. Buralardan çok uzakta, Avustralya kıtasında bir ornitoreng yaşardı. Bu ornitorengin kocaman bir gagası ve kuyruğu vardı. Ayakları da aynı ördeklerinki gibi perdeliydi. Ayakları ve kuyruğu sayesinde istediği gibi yüzebiliyordu. En sevdiği şey de bütün gün gölde yüzmekti. Yine bir gün ornitoreng gölde dalgın dalgın yüzerken başını büyük bir kayaya çarptı. Başı çok acıdı ve hemen kendini kıyıya attı. Kıyıda otururken hiçbir şey hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldim? Dedi kendi kendine. Sonra su içmek için başını göle uzattı ve suyun üstünde yüzünün yansımasını gördü. Fakat gördüğü şey karşısında çok şaşırdı. Çünkü zavallı hayvan kendisinin ne olduğunu hatırlayamıyordu. Biraz ileride bir ördek gördü. En iyisi gidip ona sorayım diye düşündü. Ördeğe yaklaşarak merhaba dedi. Merhaba diye yanıtladı ördek. Sen kimsin diye sordu ornitoreng. Ben bir ördeğim dedi ördek. Öyle mi? Peki ya ben? Ben de bir ördek miyim? Benim de senin gibi bir gagam. Benim de senin gibi bir gagam ve seninkine benzer ayaklarım var, dedi ornitoreng. Doğru, gagalarımız ve ayaklarımız birbirine benziyor. Ama benim kanatlarım da var. Biz ördekler havalar soğuduğunda daha sıcak yerlere göç ederiz. Senin kanatların yok, sen bir ördek değilsin. Ama şurada bir kunduz var, gidip ona sorabilirsin, diye açıkladı ördek. Kunduzun yanına giden ornitoreng, merhaba diyerek onu selamladı. Merhaba dedi kunduz. Kunduz kardeş, bugün gölde yüzerken birden kendimi kıyıda buldum. Üstelik ne olduğumu da hatırlayamıyorum. Benim kuyruğum senin kuyruğuna çok benziyor. Acaba ben de bir kunduz muyum? Evet dedi kunduz. Kuyruklarımız birbirine çok benziyor. Ama benim çok keskin dişlerim var. Bu dişlerle ağaçları keser ve kendime barajlar yaparım. Seninse böyle dişlerin yok. Belki de bir susamuru olabilirsin. En iyisi sen susamurunu ziyaret et. Ornitoreng susamurunun yanına gitti ve onu da selamladı. Merhaba susamuru. Merhaba arkadaşım. Sana bir şey sormalıyım. Bugün yüzerken kafamı bir kayaya çarptım ve hiçbir şey hatırlayamıyorum. Acaba ben de senin gibi bir susamuru muyum? Hayır arkadaşım, sen bir susamuru değilsin. İkimiz de suda yüzüyoruz. Ama senin kuyruğun benimkinden daha kalın. Benimki gibi bir burnun, bıyıkların ve dişlerin de yok. Ayrıca ayakların da benimkilerden daha büyük. Sen kesinlikle bir susamuru değilsin. Bu sözlerden sonra ornitoreng umutsuzluğa kapıldı ve çok üzüldü. Onun üzüldüğünü gören susamuru ornitorengi sevindirmek istedi. Hemen asma suratını. Bak ileride sana benzeyen birileri var. Bir de onlara sor bakalım, dedi. Ornitoreng heyecanla onların yanına gitti ve onları selamladı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ornitoreng onlara başından geçenleri bir bir anlattı. İçlerinden biri bu olaya çok güldü ve ona kendini tanıttı. Sevgili kardeşim, sen kesinlikle bir ördek, bir kunduz ya da bir susamuru değilsin. Sen tıpkı
Bizim gibi bir ornitorenksin. Biz suda yüzmeyi çok severiz ve bol bol yüzeriz dedi. Bunu duyan ornitorenk çok sevindi ve evet ben bir ornitorenkim dedi. Kardeşlerine daha dikkatli bakınca unuttuğu her şeyi hatırladı. Birbirlerini bulan ornitorenk kardeşler hep beraber suya daldılar. Tüm gün neşe içinde yüzerek oyunlar oynadılar. Bugün Turkish Philanthropy Funds ve Açev ile 23 Nisan özel Storytime programını izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye'de 0-5 yaş aralığındaki çocukların %71'in evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok. Bu durum çocukların geleceğini ve hayatının her alanını etkiliyor. Açev, Okuyan Bir Gelecek projesiyle ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan çocuklara kitap setleri ulaştırıyor. 12 binden fazla çocuğa ulaşılan projeyle 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyoruz. Siz değerli izleyicileri de paylaştığımız link üzerinden projeye destek vermeye davet ediyoruz. Gelin siz de Okuyan Bir Gelecek hayalimize ortak olun. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.